Arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl düzenli ders çalışacağını anlayacağım. İsterseniz hemen geçelim arkadaşlar. Şöyle bir saniye izin alıyorum arkadaşlar. Ya da bir dakika. Şöyle çevireyim. Evet. Görüşürüz. Şöyle çalışma kitaplarımı alayım. Çalışma kitabımı alayım. Bir tane var. Aslında üç tane var da. Üç tanesiyle zor. Dakika. Dikkatli alacağım. Çünkü tableti ters tutuyorum IQ. Tablet diğer yöne şey olmuyor. Arkadaşlar aldım. 5. sınıfım. O yüzden tüm dersler bir dakika. Evet arkadaşlar bunu aldım. Tüm dersler soru bankası böyle değişik bir tane nokta var böyle 5 yazıyor. Ve de çözümlü matematik var. O zaman hadi çözelim. İçinde tam 2526 soru var arkadaşlar. Şimdi 2 dakika durun. Şöyle bakın. Televizyon açık. Açık olmamalı televizyon. Hemen kapatmalıyız. Bakın. Bom. Kapattık arkadaşlar. Ve ortam dağınık. Her şey sağ solda. Arkadaşlar böyle de olmamalı. Düzenli ders çalışmak istiyorsanız ortam güzel olmalı. Bir dakika hemen videoyu durdurup buraya düzeltiyorum. Bakın şimdi. Evet arkadaşlar daha deminki halinden ne kaldı ki? Çok cillop gibi. Arkadaşlar diyelim bu benim matematik şeyim. Matematik ve fenden çalışacaksınız. Hemen soru bankanızı alın. Bence matematikten hoca size çok fazla yazdırıyordur. Bize çok fazla yazdırıyor. Fazla yazdıran hocalarınız varsa defterden çalışın. Defterden çalışmak en iyisi. Çünkü bütün bilgiler onda var arkadaşlar. Ama diyelim fen bilimleri dersinde size fazla yazı yazdırmıyorlar. O zaman böyle test çözeceksiniz arkadaşlar. Böyle soru bankası alıp test çözeceksiniz. Hem böyle nasıl düzenli ders çalışacağını anlatıyorum. Hem de arkadaşlar ne yapıyorum? Arkadaşlar sınavdan 100 alma taktikleri gibi bir şey arkadaşlar bu. Mesela şey de olabilir arkadaşlar. Bir dakika videoyu durduruyorum. Arkadaşlar ya da şöyle bir şey yaparsınız. Arkadaşlar mesela şurada ne yazıyor? Şurada. Katı haldeki maddelerin çevreden ısı alarak doğrudan gaz hale geçmesine süblimleşme denir. Bunu arkadaşlar seçtiğiniz boş bir tane deftere yazın arkadaşlar. Ondan sonra hoca birinci ders çalıştırırsa tabii iki ders vardır inşallah. İki ders olunca fen diyelim mesela. Fenden iki dersiniz var bir gün. Ve hoca birinci ders size çocuklar ilk ders çalışabilirsiniz diyebilir. O zaman da bu çalışma kitabınız yanınızda olamayabilir. Ama hayır demeyin. Hemen aklınıza bu yazılar gelsin arkadaşlar. Tabii ben bir tane yazdım. Örnek olsun diye. Yoksa bayağı yazıyoruz. Arkadaşlar bu arada böyle önemli yerleri çıkmaz kalemle falan çizebilirsiniz aklınızda tam kalması için. Ya da unuttuysanız arkadaşlar. Burada da videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenirseniz beni mutlu ederseniz yorum yapmayı unutmayın. Bunun devamı gelsin mi diye. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Hoş kalın, hoş kalın. Ve bay bay arkadaşlar. Bir dakika durdurmam lazım. Bir dakika. Uhu.
Görüşürüz arkadaşlar.